Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy, Acil Durum Hastanesi'nde bugün de dünkü gibi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, hastaneye yatan koronavirüs hastalarının neredeyse tümüne zatürre teşhisi konulduğunu aktardı. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çalı'da aleyhine açılan davada karar açıklandı. Çalı'da ve Ünverdi suçlu bulundu. Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, hibe edilecek iki jeneratör montajına ilişkin altyapı çalışmalarında ihalesiz hizmet alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kamu ihale yasasına aykırı davrandığı sonucuna vardı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatı ucuzlatmamız bu şartlarda mümkün değil. İnsanların gelirini artırıcı bir adım atılmalı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulunda politika faizini %16'dan 100 baz puan indirerek %15'e düşürdü. Karar sonrası 14,60 civarındaki İngiliz sterlinin 14,78'e, 10,80 Türk lirası civarında seyreden doların ise 10,94 Türk lirasına yükseldiği gözlemlendi.